Bu son hikayemizde Nazancığım seninle farklı olma konusunda konuşacağız. Hikayemiz Kahramanmaraş'ta başlıyor. 1956 yılında yoksul bir ailenin kızı olarak dünyaya geldin. 8 kardeşsiniz. İkisi çeşitli hastalıklardan hayatını kaybediyor. Yoksulluk sebebiyle çadırda yaşıyorsunuz ve ancak ilkokul 3. sınıfa kadar okuyabiliyorsun. Bir müddet sonra şartlar belki düzelir umuduyla ailece Düzce'ye taşınıyorsunuz. Maraş'tan Düzce'ye. Bir evin olmadan ya da bir çadırı ev olarak benimsemiş bilir olarak yaşamak nasıl bir şeydir? Ötekini bilmiyorum ki. Yani evde yaşamak nasıl bir duygu bilmediğim için bütün evler öyleymiş gibi. Bana göre ev bile yok diye bir şey yok. Çadır benim evimdi diyorsun. Evet. Bence çok sıkı bir cevap bu. Sen 12 yaşındayken yaşadığınız yere TRT Radyosu'ndan bir ekip geliyor. Düzce'ye. Kurdukları bir çadırda güzel sesleri dinleyerek yeni yetenekler arıyorlar. Sen de amcanın kızıyla birlikte o çadırdaki yarışmaya gidip türkü söylüyorsun. Sesini çok beğeniyorlar. Yarışmada birinci oluyorsun. Ardından büyük bir sevinçle eve geldiğinde çok sert bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Baban ve amcaların türkü söylediğin için seni ve kuzenini ahıra kapatıp ağır bir şiddet uyguluyorlar. Sevincinin üzerine yaşadığın hayal kırıklığından nasıl etkilenirsin? Babana ve amcalarına o şartlar altında mesela karşı gelebilir misin, gelebilir miydin? Ne var ki bunda derdim. Ne var ki bunda? Onlar benim sesimi beğendiler. Ben de gitmek istiyorum, sesimle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Ahıra kapatılıp dayağı da yedin ama. Bunu derdim, dayağı da yerdim, bunu da derdim. Ha, dayağımı da yerdim, diyeceğimi de derdim diyorsun. Bir şey, ufacık çocuğum. Ve babama nasıl el kaldırabilirim? Sonuç itibariyle babana ve amcana karşı gelemiyorsun. Bu konuyu kapatmak ve bir daha yapmanı engellemek için 13 yaşına geldiğinde seni deden yaşında bir adamla zorla evlendiriyorlar. 13 yaşındaki çocuk gelini olmak, yani bu çocuk gelinliktir 13 yaşında. Sana ne hissettiriyor diyeyim, ağır bir soru. Çok ağır. Daha çocukluğumu yaşıyorum. Tam onu da yaşayamıyorum. Çok kötü hissederim. Yani kötü hissediyorum zaten. Yani evlenmek için zaman, daha çok uzun zaman var önümde ama bir de böyle dede diyebileceğim bir adama kocam nasıl derim, isyan ederim. Peki. Elbette çok zor günler yaşıyorsun. Hem şiddet görüyor hem de buna bir çare bulamıyorsun. Bir yıl sonra bir çocuğun oluyor. Zaten sen de bir çocuksun. O sırada TRT Radyosu'ndan Ankara'ya davet edildiğine dair bir mektup geliyor. Ancak gidemiyorsun. Yaşadıklarını anlamaya çalışırken ikinci çocuğuna hamile kalıyorsun. Çocuk yaşta anne olmak ne hissettirdi bir? Bu soru ağır bir soru ama yanına bir tane daha teyellemek zorundayım. Radyodan gelen davete gidemeyince ne yaptın, ne yaparsın? Çocuk yaşta ben ancak annemi taklit ederek anneliğin ne olduğunu öğrenebilirim. O duygu daha henüz benim içime yerleşmedi. Bedensel bütünlüğüm tamamlanmamış. Evet. Ve hormonlar daha çocuk. Hani büyümeyi tamamlamamışım. Hani anneliği evcilik oyunu gibi anlarım ben onu. Evcilik oynar gibi bebeğimi sallarım, büyütürüm. Annemde ne gördüysem onu evladıma yaparım ama bunun bir oyun olduğunu düşünürüm. Çünkü çağ olarak oyun çağındayım. Evet. Ne akıl baliyim. Hiçbir şey tamamlanmış. Ne bedensel bütünlüğüm var. Ne büyük bir esaret. Büyük bir işkence. Ankara'dan gelen teklife olumlu yanıt verememek. Yani. Ötekinin yanında hiç mi kalıyor? Tabii. Yani o yaşta bir bebek sahibi olmak çok daha ağır bir yük. Yani onu yapmayı istiyorum ama şimdi bir de bebeğim var. Nasıl onu da alıp oraya mı gitsem ama bunun için iki tane. Bunun için beni öldürürler yani. İkinci çocuğun doğduktan sonra gördüğün şiddet sebebiyle eşinden ayrılıyor ve ailenle birlikte Ankara'ya gidiyorsun. Birkaç yıl sonra Ankara'daki radyo binasına ailenden gizlice gidip kendini tanıtmaya çalışıyorsun ancak seni dilenci zannederek içeri almıyorlar. Radyoya kabul edilmeyince çok üzülüyorsun. Radyoya da alınmadın, kendini hatırlatamadın. Ne hissedersin, denemekten vazgeçer misin? Vazgeçmem. Sende bir vazgeçme şeyi yok, onu koymamışlar. İnatçıyım ben. Evet.
Yılmıyor, tekrar TRT sınavına giriyor ve elemeleri geçiyorsun. Bu inancın ve azmin karşısında baban artık yelkenleri indiriyor ve ortaya çıkıyor ki baban da eskiden türkücü olmak istiyormuş. Daha önce oyuncu olmak isteyen bir baba aklıma geldi. Askerlik arkadaşının çok ünlü bir türkücü olduğunu, kendisinin ise başaramadığını anlatıyor baban sana. O günden itibaren babanla ilişkiniz bir miktar düzeliyor ve baban artık sana destek vermeye başlıyor. Babanı affeder misin? Ederim. Mesele şarkı meselesi değil ama bir de önceki şu... Yani affetmek tamam, ah babacığım. Çocuk gelinlik. Böyle bir şey, yani böyle bir topyekün bir baba kız ilişkisi sağlıklı bir şey kurulamaz ki o yaştan sonra. Ama hani en azından buna da engel olmadığı için. Desteği seni mutlu eder. Desteği yani. Evet. Tabii. Artık TRT'de ses sanatçısı olarak çalışıyorsun. Ankara'da iki çocuğun ve babanla birlikte yaşam mücadelesi vermek hiç kolay olmuyor. Kazancın yetmemeye başlayınca mecburen gazinolara yöneliyor ve sahnelere çıkmaya başlıyorsun. Gazinolarda sesin duyulmaya başlayınca işletmeciler sıraya giriyor ve en iyi yerlerde sahne alıyorsun. Hayal edemeyeceğin kadar para kazanmaya başlıyorsun. Yaşadığın onca sıkıntı sonrasında şöhret olmak hakkında ne düşünüyorsun? Bu bir ödül. Ödül gibi hissediyorum o popülerliği, o ünlülüğü. Ben bunu ünlü olmak için de yapmadım ayrıca. Ben şarkı bunu, söylemek istiyorum. Ben bunu kendimi gerçekleştirmek için yaptım. Benim sesimi birileri duysun diye yaptım. Benim sesimin tınısının bu dünyada birilerinin kulağına gittiğinde onlara da cesaret vermesini istediğim için yaptım. Bu esnada köyünden gelen bir haberle sarsılıyorsun. Aşiretteki söz sahipleri senin erotik filmlerde oynadığına dair asılsız bir haber almışlar. Namuslarının lekelendiğini düşünüp katledilmen için babana görev veriyorlar. Baban aşirete karşı çıkamıyor ve silahını alarak yanına geliyor seni vurmaya. İftiraya uğradın. Ne hissedersin? Böyle bir iftiranın bizim zenginleşmemizin, ünlü olmamızın, para kazanmamızın birilerini rahatsız ettiğini, belki de nemalanmak için. Böyle ikna edersin, evet, anlatmaya çalışırsın. Evet, evet. Öldürülmekten korkar mısın? Yani. Korkarım, bilirim onların ne kadar tehlikeli ve kötü olduklarını. Evet. İki çocuğum var, daha da korkarım. Sadece şarkı söyledin, hiçbir filmde falan oynamışlığın yok. Baban senin açıklamalarından bir yanlışlık olduğunu anlıyor. İlk iş olarak bahsedilen filmi görmek için sinemaya gidiyor ve filmdeki kişinin tamamen isim benzerliği olan bir başkası olduğunu öğreniyor. Bu sayede hakkında verilen ölüm fermanından kurtuluyorsun. Yaşadığın hayal kırıklığının ardından her şeyi bırakıp Almanya'ya gidiyor ve uzun bir turneye çıkıyorsun. Turnedeyken gittiğin şehirlerden birinde bir adam yalnız olduğun esnada seni taciz ediyor. Hatta daha da ileri giderek darp ediyor ve bıçakla üzerine geliyor. Kendini savunmak için adamla mücadele ediyor. O itiş kakış sırasında adamı bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veriyorsun. Evet, yaptım bunu. Güzel. Yaptım. Ya o ölecekti ya ben. Çünkü benim kendini savunmak isterken, evet, istemeden de olsa birinin ölümüne sebep oldun. Ne düşünüyorsun? Evet, yaptım. Ne yapaydım mı diyorsun? Evet, yani ya, beni çaresiz bıraktı. Çünkü ben bu eylemi yapmamış olsaydım o beni zaten öldürmek istiyordu. Ya pişman mısın diye soracağım ama böyle sonuçlanmasın. Olmasa iyiydi ama yani beni o şiddetin içine kendisi itti. Yanlışlık da oldu. Nefsi ama müdafaa. Evet. Nefsi müdafaa. Nefsi müdafaa, evet. Bu suç yüzünden Almanya'da tutuklanıyor ve 8,5 ay cezaevinde kalıyorsun. Cezaevinden çıkınca Almanya'da yaşamaya başlıyorsun. O esnada bir Türk'le tanışıyor ve çok etkileniyorsun. İlk buluşmanız çok güzel geçiyor ve iyi hissediyorsun. Yaralarını sarmaya başladığını düşünüyorsun. Tanıştığın adam sana aşık olduğunu ve evlenmek istediğini söylüyor. Onun bu tavrı karşısında mutlu oluyorsun. Çünkü bu senin için de ilk görüşte aşk. Sevildiğini duymak seni mutlu eder mi? Eder. Bunca travmadan sonra. Çünkü bu duyguyla çok sık karşılaşmadım. Bu bir karşı cinsimin sevgi duygusuyla, bana güven veren bir duygusuyla karşılaşmadım. Çok mutlu eder. Sevildiğimi hissettirdi bana. Peki o birinci ağır deneyimden sonra ikinci bir evlilik seni korkutmaz mı? Korkutur ama kadınım.
Burada duygular tamamen farklı. Senin hissettiğin şeyler var. Evet, yani aradan geçen yıllarda zaman, olgun bir kadın halini. Hatalarımı görmüşüm. Zaman geçmiş. Neler yaşadın, neler? Yani dolayısıyla bir yeni bir dönemde bir insansız, arkadaşsız, kendini güvende hissedeceği bir şey aradığı için mutlaka bu arayışı sürdürüyor ve çıkınca da karşısına kendini teslim eder, yani o sevgi duygusuna karşılık da veririm. Onu ailenle tanıştırmak için Düzce'ye getiriyorsun. Almanya'dan kalkıp geliyorsunuz. Geldiğiniz gün 17 Ağustos 1999. Düzce'ye geliyorsunuz. Ve o geceki korkunç depremi yaşıyorsunuz. Evlenmek hayaliyle seninle gelen adam deprem esnasında kaldığı otelin hasar görmesiyle enkaz altında kalıyor. Sevdiğin adamı kaybetmekten korkar mısın? Çok. Arka arkaya gelen kötü olaylar seni umutsuzluğa sürükler mi? Tabii ki sürükler. Evet. Tabii ki yaşadığın... Bu nedir ya? Çok sıra dışı şeyler bunlar herkesin. Nedir ya? Sıkça yaşayamayacağı şeyler, alelade şeyler değil. Büyük büyük duygular bunlar. Tabii ki umutsuzluğa kapılırım. Bu kaçıncı programı bilmiyorum ama ilk defa konuğumla birlikte dövünecek hale geldim yani. Başa gelenler yüzünden. Sevdiğin adam enkazın altından kurtuluyor ve iyileştikten hemen sonra ailelerinizin de yardımıyla evleniyorsunuz. Depremden sonra tek katlı bir eve taşınıyorsunuz. Eşinle bir oğlunuz oluyor. Önceki evliliğinden de biliyorsun, hatırlıyorsun, iki kızım vardı. Hep birlikte sade ve çok mütevazi bir hayat yaşıyorsunuz. Yeniden şarkı söylemeye ve filmlerde rol almaya başlıyorsunuz. Başlıyorsun. Oynadığın filmlerden biri büyük bir gişe yapıyor. Ardından da söylediğim bir türkü isminin Türkiye'nin her yerinde yeniden duyulmasına yol açıyor. Televizyonda bir program yapmaya başlıyor ve fenomen oluyorsun. Yeniden büyük bir şöhret oldun. Artık sosyal medyada da çok tanınıyorsun. Ekonomik olarak da durumun iyileşiyor. Ne düşünüyorsun? Hayatını değiştirir misin bir kere? Hani Düzce'deki o mütevazi hayattan vazgeçip param pulum var, kocam var, 3 tane evladım var, artık şöhretim var, çok tanınıyorsun. Televizyon programı, artık gelip bir İstanbul'a falan yerleşir misin? Ne yaparsın? Tabii yerleşirim. Yerleşirim. Çünkü büyüdükçe, çoğaldıkça, sesim duyuldukça, tanındıkça daha iyi bir yaşam vaadi oluyor bunların karşılığında ve şehir değiştirmek isterim tabii. Bu işin merkezi İstanbul der. Buraya gelirim. Benden öncekilerin geldiği gibi. Seni yeneceğim İstanbul diye. İçinden bunun kim olduğunu anladığında tutuyor musun? Yoksa görelim mi artık? Tahminim var. Var değil mi? Peki yaşadığı onca inişli çıkışlı muazzam olaylardan sonra yeniden şöhret kazanan, mutluluğu bulan, hayatını kuran, teslim olmayan o isimle tanışıyoruz. Geliyor. Dilber Ay. Tahmin ettim. Dilber Ay'ı güçlü, sert, özgüveni yüksek imajıyla seslendirdiği hüzünlü türküler ve şarkıların yanı sıra sinema filmlerinde aldığı roller, televizyonda yaptığı reytingi yüksek programlar, rol aldığı reklam filmleriyle hatırlıyoruz. Kazandığı şöhrete rağmen hayatını gözlerden uzakta bir köyde sürdüren Dilber Ay, 2019'da akraba ziyareti için gittiği Ankara'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını yitirdi, kaybetti. Onu hepimizin hafızalarında yer alan farklı ancak bir o kadar da gerçek ve samimi imajıyla hatırlıyoruz. Dilber Hanım, ilk defa türkü söyleyip derece aldığında sana şiddet uygulayan babana şimdi bir şeyler söylemek ister miydin? Derdim ki baba, sen bana inanmadın. Keşke inansaydın, bu başarıya sen de ortak olsaydın derdim. Bu benim kendi başarım, kendi yolculuğum. Sakın bu yolculuktan, bu başarıdan kendine bir nasip arama derdim. Evet. Hani senin kızın olmam
bu başarıda bir paydaş olman anlamına gelmiyor. Çok aslında eziyetli. Sonradan da rıza göstermiş. Ama bu cümleleri keşke söyler. Baştan olsaymış evet, bu iş. Evet, söylerdi. Evet, belki o evlilik falan da hı-hı. olmazdı. Peki zorla evlendirildikten sonra ayrılmasaydın hayatın nasıl devam ederdi? Onu bir düşünelim. Böyle olmazdı. Böyle olmazdı. Başka bir yerden giderdi. Demek ki o ayrılık da benim Dilberay olmam için o yoldaki bir hikayeymiş diye düşünüyorum. Dilberay yapan zorlu evet. yolun tamamını temizlemeye kalktığın evet. zaman belki o şeyi de ortadan kaldırıyorsun karakteri. Bu da hayatın bir kendine göre bir şeyi oluyor değil mi? Ama keşke bu kadar zor olmasaydı, bu kadar acılı olmasaydı. Ama bu kadar acılı olmasaydı da Dilberay olmazdı. İşte evet. yani gerçek bilemeyiz. Tabii. Fark bilemeyiz. Yaratanlar aslında bu acıların içinden kendini sıyırabilmiş. Sıyırıp gelmiş olanlar, ayakta kalanlar. Sıyırılıp gelenler oluyor. Peki Dilberay'a gani gani Allah ben rahmet de. Eylesin. Aslında diğer Dilberay'ı da anmış olduk. Erotik filmlerde oynayan. Onu da burada şey yapmak için, sohbetimize meze etmek için kullanmadık. O da başka bir hayat mücadelesidir. Belki onun da anlatılmaya değecek. Muhakkak ki çok yanı vardır. Onun da şeyine saygısızlık etmiş olmayayım. Onu da saygıyla anıyorum. Evet, Nazan'a birkaç sorum var. Hala sabrım varsa. Var. Olmak istediğin yerde misin Nazan? Evet. Evet. Yani belki de hani dille ilgili meselemi çözmüş olsaydım. Başka diller mi konuşmak isterdin? İsterdim. Ve başka dillerde sinema filmlerinde oynamak isterdim. Çok haklısın. Ne kadar büyük. Evet. Hele mesleğini orada evet. icra edebilmek. Dilberay ile hayatınız arasında belli bir noktada bir benzeşme, örtüşme var. Baban oyuncu olmak istermiş, onun babası evet. türkücü olmak istermiş. Tutumlar insanın hayatını ne kadar değiştiriyor, ne kadar makaslar açılabiliyor. Senin baban, evet ben de oyuncu olmak isterdim. Kızım gitsin, İzmir'de eğitim görsün diye desteklemiş. Onunki evlendirmeye kalkmış, kalkmamış, evlendirmiş. İşte küçücük... Minicik, minik tefek, nüans diyebileceğimiz şeyler insanın hayatında ne kadar büyük fark yaratıyor. Onun için babacığını da sevgiyle, saygıyla annenin babanı herkesi analım izleyecektir muhakkak. Peki efendim siz ilk görüşte aşka inanır mısınız? İlk görüşte aşık olmuş ikinci eşine Dilberay. Evet. Siz Ercan Bey'e ilk görüşte mi aşık evet. oldunuz? Evet. O bir aura. Yani sert. Sert adam, o kabadayı görünüşlü doktor beye hemen ilk görüşte mi? Sert kabadayı gibi görünse de öyle pamuk gibi bir adam. Öyle bir insan değil tabii ki. Ben 90'lı yıllarda tanışmıştım ilk Ercan'la. Bir aura dediğimiz bir şey var ya hani hepimizde bizi evet. dost olmaya tarif edemediğimiz her şeyi içeren evet, bir şey içeren, değil mi? Her şeyin karması var orada aslında. Umami. Aynen. Yani bunu bizi dost olmaya iten biri, bizi eş olmaya iten yani iki insanın bir araya gelmesinde ihtiyaç duyduğumuz şey o aura bence oradaki zıtlıkların uyumu da olabiliyor bazen o aurada. Bazen benzerliklerin uyumu da olabiliyor. Yani ben Ercan'ı görür görmez işte bu demiştim yani. O burada değilken konuşmak çok doğru değil ama bir başka sohbetimizde seninle ilgili o da hemen hemen aynı şeyleri bana söylemişti. Ya ne güzel. Evet, gerçekten birbirinizi bulmuş olmanız hayatın çok güzel cilvelerinden biri. Uzun yıllar çok mutlu yaşayın, evladınızın mutlu günlerini görün. O da inşallah hep iyi insanlarla karşılaşsın. İnşallah. Bir evin olmadan yaşamak nasıl bir şeydir? Ötekini bilmiyorum ki. 13 yaşındaki çocuk gelini olmak sana ne hissettiriyor diyeyim? Ağır bir soru. Çok ağır. Daha çocukluğumu yaşıyorum. Tam onu da yaşayamıyorum. Dede diyebileceğim bir adama kocam nasıl derim? Çocuk yaşta anne olmak ne hissettirdi? Çocuk yaşta ben ancak annemi taklit ederek anneliğin ne olduğunu öğrenebilirim. O duygu daha henüz benim içime yerleşmedi. Radyoya da alınmadın. Kendini hatırlatamadın. Ne hissedersin? Denemekten vazgeçer misin? Vazgeçmem. İnatçıyım ben. Evet. Yaşadığın onca sıkıntı sonrasında şöhret olmak hakkında ne düşünüyorsun? Ödül gibi
hissediyorum o popülerliği, o ünlülüğü. Ben bunu kendimi gerçekleştirmek için yaptım. Akraba ziyareti için gittiği Ankara'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını yitirdi, kaybetti.